Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalı güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz bomba gibiyiz. Bomba gibi miyiz? Çünkü bugün Peray'la ne yapıyoruz? AVM'deki, alışveriş merkezindeki bütün çocuk menülerini yiyeceğiz. Evet. Sen benim taklidimi mi yaptın daha demin? Evet. Yerim seni. Öpücük ver bakalım Berak'tan. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bugün denemediğim çocuk menüleri de olacak. Muhtemelen ben denemediysem sen de denememiş olacaksın. Bence mi? Onları da yiyeceğiz. O zaman biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. İlk siparişimizi verdik. Charles Junior's'a geldik. Oyuncağımızı da aldık. Bak bir şey değil mi? Bugün oyuncaklara doyacaksın ha. Bence ama en çok yemek. Yemeğe de doyacaksın. Oyuncağa da doyacaksın. Tavuklu çocuk menüsü evet. Söyledi Pera. O tavuklu söyleyince ben de ona eşlik edeyim dedim. Ama ben de... ilk defa içine şaşırmayı domates koydum. Niye şaşırmayı diyor biliyor musun? Bizim aile için şaşırtıcı. Pera'ya en kral domatesi getir. Kahvaltıda hayatta domates yemez. Sevmez. Hamburgerde çıkarttırmadı. Domates olsun dedi. Aferin. O zaman biz de bu oyuncağı açalım sipariş gelene kadar. Sipariş gelince biz de buradayız. Şimdi şöyle bir şey geldi başımıza. Yanlış anlaşılmışım. Ben de Pera'nın tavuk burgerinden söyleyecektim arkadaşlar. Ama bana normal yetişkin tavuk burgeri geldi. Bu mekanda böyle bir şey olmuş oldu da sıkıntı yok. Oyuncağımız nasıl? Bak. Saçı çıkarınca benim saçtan takıyorsun protezini. Bir de 10 numara. Kendi elbisesi var. Elbisesi var, her şey var. Ben durmak o zaman haydi bir ısırarak şey yapalım mı? Senin ayranını şöyle ayarlayayım. Yalnız güzel görünüyor ha. Burada yedik mi daha önce tavuk burger? Ben yemedim. Burada daha önce başka yedim. Başka burgerler yemiştim. Evet. Haydi bakalım. Benimki haliponeli falan filan. Beğendin yani. Sıkıntı yok. Güzel gibi değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu videoda da film izlemeyi falan çok isterdin değil mi? Böyle bir animasyon. Ama bu videoda sinemaya evet. Gitme yok. Ama şöyle yapabiliriz. Bak mesela gözlerimizi kapatalım tamam mı? Tamam. Evde böyle beraber film izliyormuş gibi bir hayal kuralım. Gözümüzü kapatıyoruz. Evdeyiz. Tamam hadi ben kapatıyorum. Sen de kapat. Kapattık mı Batu ikimiz de? Kapattınız abi. O zaman böyle yavaş yavaş evde kendimizi hayal edelim. Böyle güzel bir animasyon filmi açtı. Şu an izlediğimiz filmin ismi Kahraman Kuyruklar. Hemen şunu söylemek istiyorum. Animasyon filmi başlar başlamaz direkt sizi görselleriyle, animasyonuyla direkt filmin içine alıyor. Bunu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de zaten filmin güzel olduğunu şuradan anlıyorum ben. Kızım Pera ile böyle animasyon filmlerine gittiğimde eğer Pera dikkatli bir şekilde izliyorsa, filmden böyle hiç kendini gözlerini ayırmıyorsa beğenmiş demektir. Bu filmde de gerçekten gözlerini ayıramadı. Ben de bir yetişkin olarak gayet güzel bir keyif aldım. Bunu açık yüreklilikle size söyleyebilirim. Evet Pera Hanım, sence nasıldı? Çok güzeldi ve çok heyecan verici bir filmdi. Güzeldi değil mi? Böyle aksiyon dolu, evet. Komik. Ve bir o kadar da eğlenceli. Eğlenceliydi. Arkadaşlar biz gerçekten kızım Pera ile beraber çok keyif aldık. Sizler de 17 Mart'ta sinemalara gidip Kahraman Kuyrukları izleyebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir animasyon filmi olmuş. Biz çok beğendik. Ben de çok beğendim. Beğendin mi? O zaman sizler de 17 Mart'ta sinemalara gidip Kahraman Kuyrukları izleyebilirsiniz. Kahraman Kuyruklar 17 Mart'ta sinemalarda. Ya güzeldi değil mi film? Çok güzeldi. Hadi o zaman yemeğe devam edelim gel. Çocuk menüsünün fiyatı 121 TL. Ya bunun zaten normalde de fiyatları biraz daha fazlaydı. Normal fast food zincir restoranlarına göre. Tabii ki bu pahalılıkla biraz daha artmış. Ama dediğim gibi lezzetli mi? Lezzetli. O zaman biz burayı gömelim. Yine yemeye devam ediyoruz. Şimdi İskenderci'ye geldik. İskender yiyeceğiz. Pera pek haz ediyor mu dersen yani arada. Ne çok seviyor ne hiç sevmiyor. Olursa da olur İskender. Yani orta. Orta ama tabii ki burada da. Pepe. Sana Pepe'nin dedesinin taklidini yapayım mı Pera? Pepe! Neredesin? Pepe! Pepe! Çok üzülüyor. Pepe! Pepe! Çok ağlıyor. Benzedi mi? Bence benzedi. Yorumlara yazın lütfen. Bence oldu. Bence de. Kesinlikle oldu. Oldu mu? İzler miydin Batuhan Pepe'yi? Çünkü sen de... Çünkü senin yaş... Yetiyor kardeşim. O zaman biz yine bunları bir açak kurak. Siparişimizi de verdik çocuk menümüzü. Sonra geliyoruz. Aa! Pazarmış bu! Vaa! Geldi üstüne tereyağı, yanına patates. Yalnız arz porsiyon da büyük görünüyor ya da ben şu an çok çok aç olmadığım için. Ben şöyle bir bakıyorum tadına Pera.
Aynen, şöyle bir küçük al, bir bak bakalım. Yoğurtla beraber al, yoğurt da al biraz böyle. Sen daha önce İskender yedin kara, niye ilk defa yemiş gibi yapıyorsun? Çünkü ben öyle hatırlıyorum. Bence daha önce yedik babacığım sen. Yemiş olarak yemedim. Bu arada bitirdim bile yani ben. Ama bak şu var Batuhan bak. Bera burada böyle duruyor ya bak. Patatesi gördün. Patatese vurdun şuradan. Bir daha bir yoğurda vurursun. Çok güzel oluyor. Bak şöyle yapalım. Belli bunu Batuhan'a kitleyeceğiz biz. Yine. Şöyle yapalım Batuhan, olur mu? Bundan sonraki çocuk menülerinin durumuna göre bir tane söyleyip beraber yiyelim istiyorsan. Bence öyle olsun abi. Bitiremeyecek çünkü. Evet. Bunlar olacak, yazık günah. Burayı da böyle yapalım. Beğendin mi peki? Tat nasıl? Güzel mi? İçecek söylemedik arkadaşlar. Yani içeceği su olarak söyledik. Çünkü şişmek istemedim ben. Zaten ayran bununla olmaz, yoğurdu var. Sen patatesi sevdin ben diye. Burk burk burk. Ha? Yok. Şöyle ağzımın yağını çocuğuma bir sileyim. Canım benim ya. Canım çocuğum benim ya. Vallahi bunun tadı daha iyi. Baba ikisi aynı şey. Vallahi bunun salçası daha iyi. Ben çocuğum diyorum değil mi? Ben de çocuğum. Benim ruhum da 13 yaşında. 12 yaşında. Hatta daha da küçük. Ben tam çocuğum. Vay arkadaş. O zaman Pera, burayı da gömelim. Yine başka yerlerde dediğimiz gibi porsiyonları yapar. Yemeği yine devam ederiz. Burada da geçer not aldı mı senden prenses? Yani güzel. En sonunda bir de hangisini sevdim falan onu da değerlendiririz. O zaman biz geliyoruz. Bir şey diyeceğim, video başlamadan sen prodüksiyonu yedin mi? Birazcık. Afiyet olsun abo, dişler de gitti iyice. Bayım. Bak, açık söyleyeyim, ağır bir bende pek yok. Yani yemişimdir ama en son ne zaman yedim? Tadı tavuk gibi. Yok, roast beef. Do you know roast beef? Roast beef bilindi. Ben kahvaltılarda bir ara severdim roast beef'i. Sonra bayağı böyle bir pahalandı etti baba bu. Sonra dedim kalsın, buyur ilk açılışı sen yap. Bu arada bu tam bir çocuk menüsü, içine bakalım. Şu. Şöyle müthişleri hepsini lap diye atmışlar. Meyve suyu aldım. Sevgili. Buyurun Pera Hanım, şöyle size vereyim. Isırın. Siz ısırdıktan sonra ben ilk açılışı güzel kızım yapsın. Heh. Denemelisin. Denemelisin mi diyorsun? Ben mi? Her şey yapıyorsun. Videolarda bana her şeyi beğeniyorsun diyenler lütfen kızıma bakabilir mi? O her şeyi yapıyor. Ama güzel şeyler diyorsun. Ha, güzel çıktı. Ben de bir alayım mı? Gırtlağım ne oldu? Anladın mı? Okul nasıl gidiyor? Okumayı falan çözdün herhalde iyice. Gidiyor. İyi mi gidiyor? İyi. Gidiyor. Gerçekten Pera muhabbetine doyum olmuyor babacığım. Evde olsak dır 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 dır. Şu an muhabbetin en güzel dibindeyiz. En güzel yerindeyiz. Halk oyununa gidiyorsun. Abo. Al kardeş pardon lan. Sağ ol Pera ya. Yorumlar. Babasının kızı abi. Ne yapacaksın? Babasının kızı kral. Ay hardal vermiş içinde ağzım geldi. Ha hardal sevmiyor Pera. Doğru. Bunun fiyatı bu arada 58 lira. Şu ana kadar yediğimizin en ucuzu buydu. 58 lira para verdik buna arkadaşlar. Ama tabii ki bu arada boyut falan farkları ciddi oranda bence var. Ha şeyi söylemedik. 170 lirada İskender Sivrizeka'nın fiyatı. Sen İskender Sivrizeka'yı tanıyor musun Pera? Ah babacığım. Oyuncular gerçekten kahkahalı. Biliyor musun? Ne? Kim İskender Sivrizeka? Sen. İzledim çünkü. He sonradan izledim. Zaten Pera yoktu o arada. O tiplemeyi yaptığımda sen yoktun ha. Ya da yani dünyaya gelmek üzereydin. Batuhan zorluyor arkadaşlar. Bu arada 10 bin malde bir şeyler gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Saçımızı önümüze koyup bazı şeyleri düşünebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Ben İskender Sivrizeka. O zaman burayı gömüyor Pera. Vallahi sevdi. Bunu sevdin sen. Ben emin değildim işin aslı roast beef'ten falan ama sevdin. O zaman biz yine baba kız yemeye devam ediyoruz. Cani. Litcani, cani, cani. Biliyor ha şarkı. Peki benim parçayı sevdin mi Gerdana Gerdana'yı? Çok. Harbi mi? Çok. Baban olmasaydın da ben senin o şarkıyı bir yerde duyduğunda dinler miydin? Yani dinlerdim. Eyvallah. Teşekkür ederim açık sözlüğün için. Şimdi arkadaşlar Green Salat'a geldik. Burada Pera Hanım fettuccine schnitzel söyledi. Yani ben tabii böyle bazı yerlerde hep ondan yiyorum. Bazı yerlerde değil, buraya geliyoruz. Ayak yapma. Şu an buraya geliyoruz biz. Tabi geliyoruz baba. Ondan sonra Pera da hep onu yiyor. Hiç köfte müfte yemedi. Hep onu yedi. Onu da seviyor. Baba, biz de bu arada ondan yiyoruz. Bir tane alayım sonrası yok. Evet. Köfte de öyle bir şey. Annenin yaptığı köfteden yiyorum da dışarıdakileri. Annemiz güzel yapıyor köfteyi. Bir şey diyecektim unuttum. Sipariş gelince bize geliyoruz.
Ferah Hanım şinitzel geldi. Fettuccini senin gerçekten ince çizgin. Ben onu biliyorum. Hayatta olmazsa olmazın fettuccini Alfredo. Evet. Buyurun Ferah Hanım, ilk siz yiyin. Burayı biz denemiş de olsak arkadaşlar için yememiz gerekiyor. Nasıl? Seviyorsun. Ben de hem çay hem bununla. Benim bir tane arkadaşım vardı. Her yemekle bak, aklına gelebilecek her yemeğin yanında çay içiyor. Hani yemeğin üstüne değil ha. Her yemekle çay içiyordu. Sonra böbreğe taş döktü. Acaba ondan mı bilmiyoruz ama ondan da olabilir diyorlar. Yemiyor musun? Bana ver. Ha, yiyor musun? Bak Pera, şimdi tamam sen çok kibar bir kızsın. Çok böyle kibar bir hanımefendi. Ama olayımız şu yani, bak aldın. Burada yatıyor bak. Burada bekliyor aga. Burada bekliyor bak. Ben ikisini de ayrı ayrı yiyorum. Böyle seviyor onlar. Ben böyle yememi istiyor. Akıyor bu arada. Parmesan yok mu? Bak peynir. Valla benim için bununla peyniri hiç sevmiyorum. Ben normal sade. Bak mesela bu tip yerler fiyat performans olarak çok iyi oluyordu arkadaşlar önceden. Uygun fiyata böyle lezzet ucuza geliyordu. Şimdi çocuk menüsü olmuş 75 TL. Makarna, tavuk bu. 75 TL. Vay arkadaş. Önceden 25'e mi yiyorduk bunu Pera ya? 25'e mi oluyorduk? 30'a mı? Öyle bir şeydi ya. 50 lira yetişkindi. Batuhan öyle bir şeydi değil mi normalde? Öyleydi abi. İşlendi şimdi. İşlendi değil mi? Burada işlendi. Mesela sandviç videosunda çok şey yazan olmuş. Hani uygun dediğimi düşünen olmuş. Uygun demiyorum aslında, şunu diyorum. Bu pahalılıkta işte pastırmaya, sucuğa, ona buna gelen zam doğal olarak yansıyor diyorum. Onu söylüyorum. Ooo Batuhan Bey sen kayıp söylemişsin. Batuhan Bey kayık söylemiş. Afiyet bal şeker olsun. O zaman senden zaten burayı beğeniyordun. Yine geçer not aldı. Baba bak çok yiyemem, sen ye benim yemeğimi. Tamam mı dedi. Az yiyeceğim dedi. Tam annen de aynı diyor biliyor musun Pera? Annen diyor ki Fırat ben fazla yemeyeceğim. Diyor, tamam hayatım ben yerim diyorum. Video bir başlıyoruz. Çatır çutur. 75 lira. Fiyatı da söyledim. O zaman biz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Lal oldum. Vallahi bu iki tane alıyorum diyor. Ben gömüyorum. Kayıttan sonra ben tam yiyecekken buna hepsini yiyor. Vallahi ben artık yavaş yavaş doyma hissine geldim. Ve Pera'nın en çok tükettiği ve favori olanlarından McDonald's'ın çocuk menüsü de şu an burada. Şöyle vereyim. Al babacığım, ısçak ısçak ilk sen ısır. Aldı tabi. Biz bunun arılısı vardı bizde. Şimdi bir de bu kızın uğur böceği mi artık ne bilmiyorum. Bir de bundan aldık işte. Masaya değil de buna koyalım. Tepsimize koyalım. Tabii ki temizliyorlar buraları, siliyorlar da yine de tepsiye koymak hijyenik açıdan her zaman daha iyi. Benim fikrim naçizane. Dağlandım, ense köküm ağrıdı. Yemin ederim tansiyon fırladı. Isırabilir miyim? Isır. Isırıyor yani, şunu şöyle büküp tek hamle ha. Ha sen içine bir şey koydurmadın. Et etmiş sadece. Bence mantıklı. Babacım patatesten değil de etten şundan yiyeceksen yani. Patates. Çok seviyorsun değil mi? Patates kızartmasını benden çok seviyor olabilir misin? Ben de patates kızartmasını. Geri zekalıca bir şey sorduğum için senden özür dilerim kızım. Ya Allah için şu okulda ne yapıyorsun bir anlat ya. Anca geliyorum bazen tartışmaya, kavga dövüşü anlatıyorsun bana. Bu şöyle bana bunu dedi, beni itti, sonra ben de onu ittim diyor. Ama böyle genel anlamda her şey yolunda gidiyor değil mi? Birinci sınıf okey mi? Çok güzel. Matematik İyi. Soruları Türkçe. Matematik ama keyifli matematik öğreniyorsun çok. Değil mi? Çok ben güzel. Çok şu an toplamalardayım. Toplamalarda aynen biraz sıkıntı oluyor da onları da hallediyoruz. Annemin branşı matematik olduğu için öğretmenlikte kanka. Online olmadı onunla çözüyor. Sıcak sıcak iyi geldi ha değil mi? Şu ana kadar favorilerin hangisi, en sevdiğin? Yani benim en çok damak zevkime uyan dediğin hangisi? Gel son bir yere daha gideceğiz, orayı da söylersin. Ben şimdilik McDonald's. McDonald's mı? Ama işte enteresan harbiden bak, çocuk menüsü deyince de şey deyince de akla geliyor, şey yapıyor falan. Bunda da öyle. O zaman şimdi son yere doğru Ali'ne yola çıkalım. Geliyoruz. Çok da yedim, çok şiştim. Vallahi şiştim. İyi yedik. Çok da güzel yedik. Hamur aldım, sana hamur aldık. Kırmızı da kırmızı. Pera'ya bu tür saçmalıklar bazen evde çok yapıyor. Çok gülüyor Pera'ya. Aaa, kapağın üzerinde araba şeyi var. Arabam, arabam. Ne yapıyorsun? Gaz çıkartmaya arabanı çalışıyorum. Arabanı mı çaldılar? Ne oldu? Yok abi böyle bir çarpı araba. Böyle kalp krizi geçirirken arabayı vurmuş. Arabam, arabam diyor.
Ferhan'ım. Bunu cheeseburger söyledim biliyor musun? Peynirli söyledim bunu. Nasıl? 65 lira fiyatı arkadaşlar. McDonald's'ı söyledik mi ya? McDonald's 80 lira mıydı? 80 lira fiyatı vardı. Doğru hatırlıyorum. Çok güzel. Isır. Vallahi keyifli oluyor ha. Hayır bir şey söyleyeceğim. Aslında babacım konuşsan cıvıl cıvıl kızsın. Evde bır 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 bır. Videoda çekiniyor. Ha? Yani bazı bak, burada... videolarda da bır bır oluyor. Tekke bu mayonezi bilmem nesi var. Ketçup mayonez var burada. Ne yapıyorsun? Araba yapıyorsun. Ha, arabanın şeyi bu. Bu araba şekli mi? Davşan mı bu araba mı? Ha? Sence? Bakın ne bu? Kuş mu? Allah'cığım bu ne la? Kuş. Arkadaşlar bir şeye benziyor mu bu? Bakayım. Baba. Mitokondriye benziyor kanka. Ben mitokondriye benzettim. Bu arada bu da okey. Lezzet falan. Ben işte. Bana yemedin la. Yemedi. Bu videoda Peray'la beraber, kızım Peray'la beraber AVM'de bulunan restoranların çocuk menülerini denedik. Valla benim tercihim hepsi güzel. Hepsi güzel miydi? En çok beğendiğin var mıydı? Böyle aradan. Gerçi McDonald's mı demiştin? McDonald's demiştin sen. Valla bende de hepsini yerim ya. Ben de hepsini yerim. Yani çocuk menüsü deyince aklımıza hep işte böyle fast food zincirleri falan geliyor ya. Ben ondan dolayı işte H'de İskender'e gittik. İşte Green Salads'a falan gittik. Oralarda da çocuk menüleri var. Hem onları da bir tadını deneyelim. Tatta bir değişiklik var mı? Fark var mı? Çocuk menülerinde neler var? Zaten tavuk ve et ağırlıklı oluyor genellikle. Sadece sos çok çok az oluyor. Ve... normalde de kola vermiyorlar arkadaşlar. Yani normalde kola olmuyor. Ayran, meyve suyu, su. Onu tercih ediyorlar. Tabii ki babacığım buyur. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.